Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Dedim ki bugün kahvaltıyı ben hazırlayayım. Hem de uzun zamandır kahvaltı hazırlamıyordum, hep annem hazırlıyordu. Annem de bu arada çamaşır asarken ben de dedim ki kahvaltıyı hazırlayayım, çayı koyayım. Bu arada bizim yam yam kedimiz Duman yine camın önüne çekti. Allah'tan şu an cam kapalı, sesimi duymuyorsunuz. Arkadaşlar sabah kahvaltısını normalde zaten babam veriyor. O yüzden şu anda herhangi bir Duman'a bir şey verme gereğinde bulundum. Yani aç olmasa dahi miyavlıyor. Arkadaşlar çayımız biliyorsunuz buranın suyu biraz kireçli. Ondan dolayı iyice kaynatıyoruz. Şimdi çayımı güzelce çekiyorum. Şu şekilde. Yavaş yavaş. Arkadaşlar sizler nasılsınız? İyi misiniz? Bizleri sorarsanız ya da beni sorarsanız ben bu aralar gayet iyiyim. Herhangi bir sorunum yok, problemim yok. Buraya da artık yavaştan sanki alıştım. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Bunu alacağım. Şuraya çekeceğim. Sonra ya da annem gibi yapalım. Şimdi annem der ki sen ne yapıyorsun kızım? Şimdi arkadaşlar ne yapacağımdan bahsedeyim öncelikle. 2 adet patatesim var. Burada 4 adet yumurtam. Bunlar bu arada köy yumurtası. Burada tuzumuz, pul biberimiz ve toz biberimiz var. Tavama yağımı aldım. Bu arada annem şu an sanırım namaz kılıyor. Az şöyle. Arkadaşlar patates kızartacağız. Bu kadar yağ yeterli. Şöyle sağ sol yapalım. Şimdi ilk önce bir patatesleri doğrayalım ki. Patatesleri arkadaşlar küp küp doğrayacağız. Patatesler küp küp olacak. İsterseniz büyük, isterseniz küçük. Annem bugün Felek'ten yine bir gün çaldı. Bu arada arkadaşlar artık annem zaten bahsetmiş bazı videolarında. Direksiyon dersine başladım artık. Yalnız benim anlamadığım şeyler var. Belki hala şu an mantığıma yatıramıyorum. Biraz babamın arabasının mesela debriyajı olsun. Böyle biraz daha farklı geliyor. Ya da babam da diyor bizim arabada biraz problem var sanırım. Ondan hani diyor şimdilik o yüzden tam bir şey yapmak istiyor. İyice öğren diyor. Arkadaşlar babam da iyice öğren diyor. Ondan sonra kullanıyor. Direkt diyor bu şimdi diyor hem kafan karıştı. Ondan dolayı şey yapıyor. Bu arada kimler geldi biliyor musunuz? Bakın bakalım. Bakın bakalım. Gözükmüyor, gözükmüyor. Günaydın arkadaşlar. Merhaba. Bugün patates omlet yapıyorum. İyi. Seni de görsünler. Şöyle biraz uzaklaştır isterseniz. Zaten sohbet ediyormuş bugün. Hadi biraz sohbet edelim. O yumurtama çok 4 tane. Anneciğim 4 tane yumurta buna çok değil. Gayet normal üstünü anca kapatır. Şu onu bir şişeye boşaltak. Bakarım duruma göre. Şey diyeyim. Toz biberi diyeyim toz. Anne onu şimdilik öyle aldım. Çünkü niye biliyor musun? Üşendim açıkçası. Baktım. Anam da dedim onu mu boşaltalım? Boşalt. Kameranın önünü geliyor anasın. Dikkat et. Yok, İstersen biraz daha uzaklaştır kamerayı. Sen gözükmüyorsun ha. Arkadaşlar sizler nasılsınız? Annem daha uykulu. Ben saat 8'e alarm kurdum. Kalktım dedim erkenden kalktım. Ben de çoktan kalktım. Saat 8'i 20 geçe kalktın sen yalnız. Ben de kalktım da ben çoktan uyanıyordum aslında. Ben gece ben şey... Ya ben ne oldu biliyor musun? Gece... Anne toz biber tuhaf koktu burnuma. Oh, gece anne saat 10 gibi yattım arkadaşlar. Erken yatayım dedim. Uyuyorum. Ondan sonra saat 11 oldu. Anca uyudum. Bir kalktım saat 1 mi ne? Yok. Aynen ama saat 1 mi ne anne? Ondan sonra arkadaşlar saat 3'e kadar dönüyorum. Karnım mı acıktı ne yaptı? Az bir şey odamda şey vardı. Tuzkunun şeyi vardı. Onu atıştırdım. Ondan sonra kulağımda su sesi, kulağımda su açmış. Gece ben de uyuyamadım. Dalga sesi oluyor. Yok yok gece ben de işte bana direkt uyuyordum ya. Kulağımda su kaçmış.
Bir sesin çıkmıyor. Ben duymuyorum. Arkadaşlarımız nasıl duyuyor? Biraz daha sonra. Kulağıma diyor musun? Geçen benim de kaçmışmış diyor. Onlar uyuyor. Kulaklarım duymuyor. Kaçmış ya. İçine koydum. Ben de burada yavaş yavaş yapıyorum anne. Ağzına da bir şey koyayım. Ben aslında yumurtanın ikisini sana vereydim. Yumurtanın ikisini sana veremem. Aha. Anne şunu... Yarısını da içinde bırak. Şunu bir döker misin? Hafif suyu var. Patatesin. Şunu geri alayım da içinde bir koyayım da biber kalmış. Arkadaşlar, annem kameramı Allah için nasıl koyduk? Yamuk koydu. Anca işte anamız yaşla karıdar et. Biz bugün var ya annemle böyle bir şeyiz böyle. Bir annem biraz bugün hala uyanamamış. Ben öyle gözlemledim. Canım biz bazen arkadaşlar onu da anlaşamıyoruz. Mutluğa girelim. İki kişi bir arada olmuyor. Onun için ben kaçıyorum. Kaçma kaçma. Nereye kaçıyorsun? Sofrayı hazırlayacağım. Tamam masaya hazırla. Zeytinimizi, peynirimizi koy. Onları her zaman ben yapıyordum. Bugün de sen yap. Yap bakalım. Tavana koydum şöyle çevireyim. O şuyu da anne öyle yapınca tingil tingil oynuyor. Bunlar şundan yanıyor. Geçen yaktım ben. Ben yapmıyorum. Senin gibi değilim ben. Burak. Arkadaşlar o gün yakmış. Hala benim yakacağımı düşünüyor. Burak işte, şura duvara geliyor. Orada yani bir karar almadı kızım. Ben de şunu kavuracaktım. Kendime de neyse. Tamam. O zaman sen onu kavuracaksan anne. Ne yapalım biliyor musun? Ben yumurtaların iki tanesini çıkartayım. Arkadaşlar kucana havarıyor o da. Aşam pancar pazar değil pancar arkadaşlar. Onu kavuracaktım. Yapacaksan şimdi iki tane yumurtayı çıkartalım. İşte ben de o yüzden dedim ya. Tamam o zaman. Arkadaşlar yine annem sağ olsun. Bir şeyde değişiklik yaptırdı. Tarifimizi iki yumurtaya düşürüyoruz. Analı hızlı biz mutfağa girince böyleyiz arkadaşlar. Ben de bu arada sizlerle sohbet etmekten elim yavaş iş yapıyor. Gerçi elim biraz yavaştır benim bu konularda değil mi? Sen zaten ağırsın. Anayın kızı dersin biliyorum ya. Ya ben kime çektiysem artık bilmiyorum. Anam var ya vallahi kızım. Senin gibiyken hiç oturma dinlenme mi var adakine? Kalabalığıydık biz. Yavrum. 30 kişiden aşağı derdik. Ben senin yerinde olsaydım. Bir bayramda değil 75 kişi 100 kişi oluyorduk be yavrum. Bu yağın altını sen mi açtın gene kendi başına? Ben açmadım valla. Kendin açmış oldun. Bir de hatta sen içtin. Anne kızardı yağını zaten az koydum bilerek. Arkadaşlar patateslerimizi şimdi güzelce ilk önce kızartıyorum. Şimdi şöyle yapacağım. Şunu bir koyalım. Aslında havuç muhuşta olur ama. Havuç da çok yakışıyor da işte malzememiz olmayınca. Kısıtlı. Burada biraz bazı şeyler kısıtlı biliyorsun. Kendi ağzına bak söyledin. Olsun. Daha böyle daha iyi mutluyum ben. Bunu bağır. Olsun. Ne yapalım ya? Allah. Anne oradan ben bir şey almam lazım. Şunları birazdan bir yıkayayım. Şuraya koyayım. Bak ama göbeğime şey yapıyorum. Anne sen beni çok oyalıyorsun. Ayağımın altına dolaşma. Bana mı diyeceksin? Arkadaşlar genelde annem bana derdi. Ben bugün anneme diyorum. Şimdi patateslerimiz arkadaşlar bir kızarsın. Kızardıktan sonra görüşelim. Arkadaşlar şimdi üzerinin omletine yani yumurtasına ayarlayacağız. Bir. Bu da bu arada köy yumurtası. Diğerlerinin böyle kıvamı koyurken bunun kıvamı şey böyle farklı. Arkadaşlar annemi kırmayacağım. İki yumurta kıracağım. Omlet gibi olmayabilir. Baştan uyarıyorum. Anneciğim elime bir tane peçete versen çok mutlu olurum. Arkadaşlar şöyle az bir şey de toz biber, tuzumuzu yumurtama koymayacağım. Teşekkür ederim. Benim şu anda kavuracağım. Ben onu kavuramam. Ben sen de ne yapacaksın? Yine yağ koyuyorum, yumurtayı koyuyorum. Ben de sarımsaklı yiyorum. Sen de
Hiçbir şey yoktu. Arkadaşlar minnacık pul biber ekledim. Sonra az bir şeyde minnacık tuz ekleyeceğim. Şöyle. Bu kadar yeter. Şu kadar da patates et şey yapalım. Şöyle tamam. Ha? Sen yemeyeceksin ki. Yine atıştırma bakalım bu kız. Şimdi arkadaşlar artık bunu böyle güzelce çırpacağız. Bu arada omlet gibi olmasını istiyorsanız benim gibi iki yumurta kırmayın. Yani çok fazla kırın. Benimki gibi olmasın sonra. Anam çaldı yumurtamı. Anam yumurtamı çaldı bugün. Yumurta yok gibi. Arkadaşlar iyice çırpıyorum köpürene kadar. Şu şekilde. Bu çırpmış olduğumuz yumurtayı artık bunun böyle renginin değiştiğini gördükten sonra üzerine artık şöyle gezdirebiliriz. Bu arada annem ah yumurtalarımı almasaydı tam omlet kıvamında olacaktı ama bu yumurtalı patates oldu. Arkadaşlar bu şekilde artık pişince görüşelim. Annem diyor ki bak diyor onu ziyan etme diyor. Değil mi? Ziyan olamazsın şöyle ha. İyi oldu. İyi bakalım. Arkadaşlar şimdi yumurtamız daha doğrusu omletimiz pişsin patatesli omletimiz. Pişince görüşelim. Yabancı'nın hoca baş diyorlarmış. Annem az önce öyle söyledi çünkü. Pancarı yaprağı. Şeker pancarı yaprağının. Annem böyle haşlamış mı, ıslamış mı, doğramış mı bilmiyorum ama. Bir şeyler yapmış. Şimdi arkadaşlar tavamıza az bir şey yağ koyduk. Annem nasıl yapılacağımı anlattı. Yalnız... Yumurtaları yıkadım. Yumurtaları yıkadım. Arkadaşlar bunlar köy yumurtası. Aynen. Böyle kızım. Bunlar da ziyan etmiyorum. Bunlar da bahçe yapıyorum ha. Bu olayı bırak. Kızım. Hop. Bak. Şeto bak. Aynen. Şurada benim peçetem olacak. Bir ellerimi sileyim. Arkadaşlar bir yandan. Temiz. Ha. Kızım. Temiz. Yemek yapıyorum. Şimdi. Ya. Arkadaşlar şöyle. Ecik şöyle tutayım mı? Korkma iyi. Hı. Tutabilirsin. Arkadaşlar burada da bu arada patates omletimiz var. Hı. Annem onu yemeyeceğim dedi. Yumurtalarımı çaldı. Şunu da yudum. Bu yağsı iyi değil mi? İyi yapalım. Tuz ekliyoruz mu şimdi? Şunu koy bir. Daha dur. Bu bir bütün oldu. Aha bunu da koydum. Nasıl tutuyorsun anneciğim? Koyar mısın? Daha ne aldı kuyum kız? Tamam şimdi şöyle bir açayım şunu. Şimdi tuzunu mu koyuyorsun sadece? He. Dur de bana. Yeter mi? Yeter. Sarımsaklı da var. Aa. Arkadaşlar. Şey oldu. Karıştıramadım. O yumurta bu yumurta ama benimki daha vitaminli. Ben seni evet. Şu onu bak şimdi nasıl bir şöyle çevirmek isteyeyim şu onu. Ya onu çevirme o öyle çiğ olacak. Artık şöyle çekeyim ben size. Bu bizim dediğimiz gibi kocabaşı yumurtaladık şimdi. Bilmiyorum bu benim yumurtalarım pek büyük geldi. Annem böyle biraz parçalıyordu sanki. Değil mi anne? İyi. Yumurtalar böyle bugün bir bütün geldi gözüme. Niye? Bir gel şunun başına bakayım. Arkadaşlar oldu da. Olmuş, güzel olmuş. Daha ne yapacağım? Pişti mi? İki daha pişsin tamam. İki daha pişecek yani. Vallahi bu daha benim pişeyim amca. Güzel oluyor böyle. Yeşil gene. Faydalı. Bu organik. Kızım. Organik pancar yaprağı. Bu da organik arkadaşlar. Tam bir şey yani. Bak yumurtaların arkadaşlar yeşilleşmiş. Veda edeyim mi diyorsun? Hoca baş pancar avrumamın bahanesiniz. Hoca kalın diyeyim. Benden kalın diyeyim. Sizi çok seveyim. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum arkadaşlar.